Selamlar dostlar. Kısa bir süre önce Selam. size YouTube'da bir post atmıştık. TCG Live ile ilgili nasıl bir içerik paylaşalım diye. Yorumlarda da oynanabilir decklerden rica etmiştiniz. Biz de Fatih'le böyle keyif aldığımız, Fatih'in deneyimlediği bir deckle Evet, başlayacağız. Ama Şianpao'yu düşünmek şu istiyorum. Xianpao EX'i anlatacağız ama öncesinde belki fiziksel de satın almak istersiniz diye şöyle bir olayımız var. Burada shop'a geldiğinizde yine Xianpao EX Battle Deck var. Türkiye'de bunun fiziksel halde satışı mevcut. Hemen bunu seriden anlatacağız. Daha sonrasında TCG Live içerisinde olan Xianpao EX diğer desteği anlatacağız. Bu biraz daha güçlü bir deste. Ne yaparsınız böylelikle? Atıyorum aldınız bu fizikseli. Bunun içeriği biraz düşük. Hani başlangıç zaten Play 1 diye mi geçiyordu o kutunun üzerinde de? Bir level olarak mı geçiyordu genelde aldığımız Steam deckler? Evet, aynen. O tarz bir stratejisi var. Bunu alırsınız. Bundan sonra anlatacağımızda da Trollentoad'dan ya da WhatsApp gruplarından single kartlar alarak upgrade yapabilirsiniz diye biz düşündük. O yüzden seriden ikisini de anlatacağız dostlar. Sizi fazla Aynen. yormayacağız. Şimdi ben EX Battle'deki geliyorum. Şöyle şununla başlayalım. Bu güzel. 70 Evet, canı bu var. yüzden. 10 vuruyor, 20 vuruyor. Çok da şeyimiz yok. Yormuyorum sizi. Ha, bu kullanılacak bir kart değil. Bunu değiştirmeniz gerekir eğer alırsanız. Onu da anlatacağız zaten. Evet. Zaten biz birazdan hatırlarız Aynen. nelerin kalacağını muhtemelen. Evet, 3-4 aynen. kart kalacak. Olsun. Aynen. Bu ama belki bu tutulabilir yani. Yani iyi vuruyor. Canı fazla. Ama yine de asıl EX destesindeki şeyi tercih edersiniz diye Evet, düşünüyorum. onları TCG Live'da anlattığımızda olan. aynen onları Evet. anlattığımızda zaten siz de farkına varacaksınız. Şöyle hemen geçiyorum. Farkın. Evet. Praxis var. Bu da çok kullanılacak bir kart değil açıkçası bence. Aynen. Ama artı güzelmiş. Sadece tercih Teşekkür tabii ama. ederiz. Aynen. Aynen. Bu diğer Ha, deckte de bu var. yine kilit şeylerinden biri. Aynen. Energy Retrieval sürekli enerjiyi böyle geri dönüşüm yapmaca. O desteği zaten onu göstereceğiz. Bunun içindekileri gösteriyoruz hani şu an biz. Bu var evet. Jak var. Bu çok yine işe yarayan bir kart. İki tane Evolution Pokemon'u bulmanıza yarıyor. Hani EX listesinde de var zaten. Güzel bir Evet. supporter. Nemona kankimiz 3 Nemo'na 3 kart kart çektiriyor. çektiriyor aynen. Olmazsa olmaz. Basic Nest Pokemon Ball değişik aratıyor. Pokemon. Çok Aynen. tehlikeli. Diğer V'dir, EX'te de EX'i direkt olacak. koyuyor. Aynen. Bu da önemli bir kart yine. Pauped yani bu da güzel aslında. Çöpten iki tane supporter kartı tekrar destene koyuyorsun ama yavaş bir şey kart yani. Upgrade'lenecek Ne kadar halinde işe bu da yarar kart. yoktu hatırladığım kadarıyla. Aynen. Poke Bu geri uçmakta sıfır da yok. evet bu da yok. 7 karta baktırıyor. Yani Orada çok daha iyisi var. supporter varsa alıyorsun. Evet çok daha iyisi var orada. Deste içeriğini göründü yani şu an. Switch zaten aynen. Kart Switch switchliyorsunuz. önemli. Youngster da hani Elini bir kart karıştırıp gelmediyse aynen. Öyle bir 5 şey kart yapılabilir seçiyorsun. bununla. Moral var. Azumarill belki iyidir biraz bunda ama ya yine de bence bu kullanılacak Ya gibi gelmedi bana. bu Sen deck ne de diyorsun bilmiyorum. sizi şöyle oynatır zaten. Bunda sıkıntı yaşamazsınız. Biz bu deck'i gömmüyoruz. Atıyorum arkadaşınızda Aynen. da aynı dönemin ya da herhangi bir dönemin Team'deki vardır. Keyifli oynarsınız zaten. Ama daha böyle çekişmeli Kesinlikle. maçlar için upgrade'lersiniz daha keyifli olur, daha güçlü olur. Ama bu da oynatır yani. Bundan keyif almazsınız diye bir kural Kesinlikle. yok. Aynen. Zaten sonunda göreceksiniz. Çok çok iyi bir kart var. Hani onunla beraber. The Delibird'dur. İki kart çektiriyor. Güzel. Aynen. İlk başlarken güzel. Dediğim gibi atan arkadaşlarınızla bayağı eğlenirsiniz. Çok güzel bir deste her türlü. Bu da güzel bir kart. Var. Aynen. Bu da var. Destede diğerinde. Bunun bir üst formu. O yok mu bunda? Yokmuş Belki galiba. ileride çıkar. Bu Great Ball'umuz var. Üstünde 7 tanesinde bulduğun bir Pokemon'u eline alabiliyorsun. Ha, Geldi. Baxcalibur çok çok önemli. O kart da çok iyi. Bunu birazdan anlatacağız. Evet, Yani bu diğerdeki bench'inde incelerken durduğu anlatırız. sürece Ya da burada da aynen. anlatabiliriz. Evet, bench'te durduğu sürece enerji Ya da ateşleyebiliyorsun sanırım, değil mi? aynen. Oyunda bulunduğu sürece bench biraz yanlış oldu. Ben yanlış dedim. Oyunda bu bulunduğu sürece ability'sini kullanabiliyorsun. Ability'si de her el bir kere istediğin bir Pokemon'a bir su enerjisi koyabiliyorsun. Yani ekstra bir enerjin olmuş oluyor. Her el boyunca çok iyi bir kart. Çok güzel bu deste için. İlerletiyorum. Ve esas Aynen. olayımız. Xianpao aynen. Bunu da diğer yerde de anlatırız ama burada da anlatalım. Hemen seriden. Burada anlatalım. Aynen. Diğer deste de bu destenin de diğer gösterdiğimiz destenin de ana kemiği bu yani. Asıl atakırınız bu. Bunun ability'si çok iyi. Her el size geldiğinde bir kere eğer bu Pokemon aktif konumdaysa, aktif spottaysa dekinizde iki tane su enerjisi
bulup direkt elinize alabiliyorsunuz. Harika bir şey. Çok çok iyi. Bunu diğer Halo'da kullandığınızı düşünün. Az önceki Evet, ability'yle. çok keyifli Hail oldu. Blade ability'si de atağı da çok iyi. Aynen. 60 vuruyor her türlü. Ve senin çöpe attığın altında takılı olan her su enerjisi için de 60 vuruyor. Yani sonsuz vurabilirsin. Ne kadar bunda kart varsa o kadar 60 vuruyor Evet, altında. upgrade'li deck'te de zaten trainer'lar, supporter'lar sana sürekli enerji aldıracak vesaire, Pokemon Evet. getirecek, bir sürü muhabbeti var. Evet. Ve bu Başarılı. deste böyle Aynen. yani. Bu deste böyle. Bunu fiziksel satın alabiliyorsunuz abi. Aynen öyle. Hemen Over buna game'de var. geldim. Çok uzun videolar istemiyordunuz. Şu an 4.5'a ulaştık. Hemen seriden şunu inceleyeceğiz. Bunu nereden açıyorsun, inceliyorsun? Edit deck'ten mi bakıyorsun? Tıklıyorsun direkt. Kafasına tıklayınca şey oluyordu. Buradan karışmasın. O zaman bir Oradan dakika, da. bir dakika, bir dakika. Böyle karışacak. Ha, direkt tıkla Yok. şey yapıyor oradan. Şöyle geldim. Bu değil. Yanlış yerde Bir miyim? dakika. Özür dilerim. Aynen. Yampa Ha, o. tamam. Sağda altta tıkla ona. Ha, aynen. Az önce anlattığımız gibi bu ana şeyi hani sürekli bir enerji akışı yakalamak lazım bunda ki hani altında bunun 4 tane 3 tane şey olduğunu düşünün atıyorum. 3 tane enerji var diyelim. Ben bu iç enerjiyi de çöpe atacağım dersen 180 vuruyorsun. Ve kendi atağı da 60. Yani çılgın. Ve sürekli buna enerji koyarak çok güçlü bir şey. Pokemon yani. Çok iyi bir kart. Bu böyle. Devamında da bunu geçebilirsin. Bu ve yine bunu da geçebilirsin. Bu iki gördüğümüz kart şunun için. Az önce anlattığımız gibi bu bench'inde bulunacak. Yani ölmemesi için bench'inde bulunacak diyorum. Oyunda olduğu sürede de. Bench'inize bunu koyuyorsunuz ve her el sen kendi enerjini oynadıktan sonra bunun sayesinde de bir Pokemon'la seçtiğin enerji koyabiliyorsun. Bu da Xianpa olur büyük ihtimalle. Ona Evet. koyarsın. Evet, aynen 60'ın öyle. 60 demiş daha alırsın Evet. mesela. Yani Çok bir çok iyi. elde iki enerji eteşleme hakkı yaratan bir kart. Kendi Evet, hakkım o var yüzden zaten. bunu Evet. aynen. Atanın dediği gibi. Bunu ama oynamak mantıksız. Şöyle mantıksız. Xianpa duruyorsa bu ölmemeli ve bunun ability'sini kullanmalısın o yüzden. Bu böyle. Bu da çok güzel bir kart. Lumineon V de sadece bu Pokemon'u sadece bench'ine oynadığın elde deckinden istediğin bir supporter kartı almanı sağlıyor. Seçtiğin. Ama sadece bir kere diye Bu, mahsus. mesela bunu Ama buraya yine de ability'si güzel. için koymuşlar bu deckin içine, değil mi? Evet. Okey. Aynen. Anca kötü Bunu el da bu gelir. Hani oynanacak. eline basic bir bu gelir maç başında. Bunu bir eteşlersin, aktif yerine koyarsın. Ama çok enerjilemezsin. Çekersin. Hemen bir diğer şampuan geldiğinde bir switch'le değiştirirsin. Aynen. O an artık Tamam. şansına da bağlı biraz. Abilities için kullanacak bir Pokemon'du. Bu da aynı şekilde. Şimdi dedik ya bench'inde duracak Pokemon'lar lazım. Az önceki gibi. Ondan bir Aha, önceki gibi. aha. Bu Manaphy de şey yapıyor. Bench'inde bulunan her Pokemon hiçbir Pokemon hasar almıyor. Yani bununla o stratejini koruyorsun. Çünkü Evet. bench'e vuran skill'ler de var oyunda. Böylece bench'inde mütemadiyen duruyorlar. Damage de almıyorlar. Bu kart da Aynen bunu öyle. sağlıyor. Yine işe yarar bir kart. Arcanine EX'deki mesela bench'i de vuruyordu galiba. Bunu bench'ine koy abi. Arkana yaslan, oyununu Mesela. oyna. Aynen öyle. Kafa rahat. Radiant Greninja çok güzel bir kart. Ya hem art olarak hem de böyle kompetitif olarak çekişmeli ya da turnuvalarda çok kullanılan bir kart. Bence bu yine atak olarak değil yine tekrar ability için kullanılacak bir kart. Eğer sen her el bu arada her el bunu elinden bir enerji çöpe atarsan ki bu desteğiyle eline çok fazla enerji geliyor zaten. Hani kıymetli değil o kadar. Bir enerji çöpe attığında iki kart çekebiliyorsun. Mükemmel bir şey. Bunun da olayı bu. Bunu da ability için bench'te tutacaksın. Bu kart da böyle çok güzel bir kart görünce. Evet. İlerletiyorum abi. Aynen. Ha, Wailmer'ın olayı yok. Wailmer'ı bir üstüne evrimleştirmek için var. Bir üstü de Wailord. Wailord'da şöyle bir durum. Bu direkt 30 az damage alıyor. Ne yerse. 50 vurdun 20 vurmuş oluyorsun. 30 az damage alıyor. Ability'si bu. Special Wave ability'si de 120 vuruyorsun. Ve bu Pokemon'un üzerinde bir özel bir enerji varsa Jet enerji, Turbo enerji falan gibi 120 daha fazla vuruyorsun. Yani bu Pokemon aslında O bayağı 140 iyi. vurabiliyor. Zaten Mükemmel. diğer supporter trainer item kartlarında enerjimiz var orada. Jet enerji vardı Aynen. galiba, değil mi? Onun sayesinde olacak. Ha. Bunu Jet enerji söylemiştik bir sayesinde önceki aynen. yerde. Aynen. O İki da çok tarafı da kıymetli. switchleyen bir item kartı. Escape Rope. Level Ball 90 canlı ya da daha az. Pokemon'u eline aldırıyor. Doğruyum değil mi?
Doğru. Okey, ilerledim. Nest Ball Basic Pokemon arattırıyordakinden karıştırıp geri koyuyorsun. Aynen. O basic Pokemon da Xianpa olur, Lumineon olur. Yani Evet. çok güçlü kartları bulabilmeni sağlıyor bu da. Bu da çok önemli yani. Rare Candy'de elinizde basic bir kart var. 3 2 stage'ten oluşuyor. Stage 1'i atlatıp direkt evrimleştiriyorsunuz mesela. O Evet, tarz bir işe aynen. Bu da yarar. çok çok önemli bir kart. Çok lazım. Onu da şey için kullanır muhtemelen. Hani muhtemelen bu Rare Max Candy'yi Calibur için. bunun ha o evet o evet Bu evet o da olabilir. olur. Bu da olabilir. Evet o daha iyi olur. Aynen. Yine Switch var, Ultra Ball. Ultra Ball da şey, ilk kart atıyorsunuz elinizden Elinden. ve O Pokemon zaman seçtiniz. istediğin Pokemon'u bulabiliyorsun. Bu da Aynen. çok iyi. Skaters Bunun da olayı Park. hep stadyum. Aynen. Hep sürekli mütemadiyen bu da oyunda şey yapıyorsun. Bir Pokemon'u retweetlediğinde çöpe atacağın enerjiyi eline alıyor. Her iki İki oyuncu taraf için için de de. evet geçerli. İki oyuncu için de geçerli. Boss Order'ı Boss biliyorsunuz Orders. zaten. Aynen. Mükemmel bir kart. Bu kendisi de Destin'in en üst 7 kartına bakıyorsun. Orada bulduğun ne kadar su Pokemon'u ya da su enerjisi varsa alıyorsun. Gereksiz iyi bu da. Çok Ya çok iyi. bayağı böyle hani ne bileyim boostlamışlar bu deki. Hani upgrade O değil, çok bu boost artık boostlamışlar. bu. Iridan. Aynen. Tabii bilmeyenler için bir Boss Orders'a baksana. Ya, biliyorlar da bilmeyenler için Evet, benim Boss de Orders'da şey aklımda kaldı. yapıyorlar. Ha. Yani karşında çok güçlü bir Pokemon var. Başa çıkamıyorsun. Diyorsun ki hayır. Sen onu al geri koy bench'ine şunu getir. Ve koyacağın şeyi de seçiyorsun. Sen Evet. seçiyorsun. Karşıdaki adamın aktif Pokemon'unu değiştiriyorsun. Bench'inde ne varsa. Aynen. Bench'i boşsa zaten oyun sana bunu oynattırmıyor. Ha, çok çok önemli bir kart. Evet. İrida da deckinde bir tane su Pokemon'u buluyorsun ve bir item kartı buluyorsun. Yani istediğin yani var ya, kart çekme, kart bulmama şansın yok yani bu deskte ve sürekli elinde enerji var. Bu İrida da öyle bir şey. Su Pokemon'u Evet. buluyorsun ve item bulup koyuyorsun. Çok güzel, aynen. Hani bu deck elinizde sizi enerjisiz bırakmıyor abi hiçbir şekilde. Aynen. Bu Jack'te Bunda da iki tane Jatta'da aynen. evrim Pokemon'u arattırıyor ve elinize alıyorsunuz. Yine buradan şeyi bulursunuz. Neydi? Excalibur diyesim geliyor Öyle bir abi şeydi, ben de unuttum. ona. Hani Excalibur diyesim var benim de şu an. yani o bulunabilir. Professor Aynen. Research elinizdekileri çöpe attırıyor. 7 tane kart çektiriyor. Elinizde az kart ya da çok çaresiz kaldığınızda artık bozulabilir el. Yoksa çok gereksiz Aynen. kalıyor. Aynen. Ve jet enerji. Jet enerji, aynen. Az önce bahsettiğimiz, bunu Switch olarak kullanıyorsun aslında. Bench'indeki Pokemon'la taktığın an Switch atıyor. Switch kullanmadan. Ve bunu eğer neydi? Wailord'a takarsanız o kocaman balinanın son formuna 120 daha vurmuş olmasını sağlıyorsunuz. Çünkü special bir enerji. Bu da Evet. onun bir kombosu gibi düşünebilirsiniz yani. Takıyorsanız bu enerjiyi ona takmanızı tavsiye edeceğiz. Aynen. Basic enerji ve Ve tekrar başa aynen dönüyor. bitti. Yine bir 10 Evet. dakikayı 13 dakikayı bulduk. Demek upgrade artı normal basic deckler böyle sürüyormuş. Yine çok da değil. Oynayacak arkadaşlar Aynen. bence kulak verip bunu izlerler. Aynen. Hemen ben bir puanlayayım. 10 üzerinden ben buna 7 vereceğim. Neden 7 vereceğimi de söyledim. Vurabilecek tek Pokemon'umuz bence bu. Hani öbürüne jet Evet. enerji takacaksın, o 120 vuracak ama çok enerji istiyor. Canı az, evrimleştirmeye çalışacaksın falan. Hani yine biraz daha upgradelenebilir belki. Hani şunların yerine Basic EX'ler alınabilir. Yine su Pokemon atıyorum. Blastoise EX 151 ile gelecek. İçine bu konuları atıyorum yani, anladın mı? Daha da OP bir şey Evet. olur gibi şeyler. Aynen. Ama siz bunun normalini de alsanız fiziksel olarak bu da keyif verdirir. Upgradelersiniz de Kesinlikle. daha kafa tutarsınız çoğu kişiye de. Aynen. Böyle incelemek istedik, size tanıtmak istedik. Yapabildikçe diğer EX'leri de yapacağız umarım. Benim de abi puanım 8,5 bu desteğe. Çünkü evet, dediğin gibi bir eksikliği var main attacker konusunda. Sadece Xianpa asıl attacker'ın. Bir de bu Wailord, ama Wailord'un çok enerjisi var gibi gözüküyor. Ama bu deste o kadar sana enerji çektirip enerji döndürüyor ki çöpten dahil. Hani buna çok kolay bir şekilde 4 enerji yapabilirsin. Ve 240 vuruyorsun. 200 canavar 30 daha dalıyor. Çok iyi. O Evet. yüzden Yani ben evrimleştirmen için de 8,5. aslında yardımcı oluyor ama ne bileyim ya. Hani dediğim Hatta gibi 9 bile diyesim var ama evet. 151'den EX alırsın, koyarsın içine bir şeyler. Çok mu Aha, bozar tabii bunun daha düzenini bilmiyorum ama şeyler falan 10 bu. numara. Item'dır, supporter, ne bileyim Evet, stadyum aynen. kartı, her şey hizmet ediyor yani çok güzel bir şekilde. Çok çok dengeli, çok güçlü bir şey. 8,5 9 arası diye düşündüm ama 8,5 veriyorum.
TCG Live'da da karşıma çok geldi. Hiç eğlenceli değil karşısında oynamak. O yüzden çok güzel bir deste. Bence deneyin bunu. Çok güçlü bir deste. Çok kompetitif. Böyle. Evet. Bu arada bunun normal fiziksel daha basic bir halini Overgame'de galiba şu an varmış. Fatih Evet. gördü İstanbul'a gittiğinde 1000 lira Ben gibi geçen bir gördüm. satış fiyatı var. Herhalde birkaç haftaya Sagentek'e vesaire her yere gelir diye düşünüyoruz. Evet, aynen. Daha sonrasında şunu Biz de anlatacağım inceleriz. olursa. Tinkerton aynen. Sonra bunun upgrade'i çıkarsa bakarız. Öpüyoruz sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ay.